olarak onunla yazıldığını biliyorum. Bu da örnek bir çıkmış soru değil mi? Şimdi sen ekoyla normalde sen ekoyla hani şunu yaparsak da ekoyla sen normalde ekrana bir şey yazdırıyordun değil mi? Evet. Mesela şuraya şöyle yazıp sonra sileriz. Eko mesela merhaba yazsan da olur. Orada fark şey, etmez. Tırnak koymasının sebebi yol ona string olduğunu belirtmek istemiş ama belirtmesen de veriyor yani. Eko merhaba dediğinde işte terminalde bu şu terminal penceresinin sonundaki karakter olduğu için buraya yazıyorum. Burada bir şeyler yazabilir. Buradan merhaba yazar hemen. Şimdi sen bunu bu şekilde yaptığın zaman ne yapıyor? Sen bu terminalin, normalde bunu terminale verecektin. Bunun redirection'lar bize, şunun adı redirection. Redirection'lar bize normalde bu echo şeyi, komutu çıktısını terminal ekranına verir. Ama sen bunu eğer büyüktür işareti yani redirection işareti kullanırsan sen bunun standart çıktısını al D1'e ver der. Yani bunun standart çıktısı neydi? Dosta biri yazacaktı. Mesela merhaba yazsaydın merhaba yazacaktı değil mi? Evet. Ama sen bu standart çıktısını sen bunu işte mesela şöyle yazalım. Echo merhaba D1 dediğin zaman bu ne yapacak? Gidecek bir tane önce D1 dosyası var mı yok mu bilmiyoruz. Yoksa D1 dosyası oluşturacak. Ve bu D1 dosyasının içine merhaba yazısını koyacak. Eğer D1 dosyası varsa var olan dosyayı bu silecek içinde ne varsa. Sadece merhaba yazacak. O yüzden kullanırken dikkatli olun. Yani siz tutup mesela bir tane ödev yapıyorsunuz. Atıyorum. Ödevinizde ödevinizin işte en sonuna bir şey eklemek istiyorsunuz. Ama sen echo işte bitti yazmak istiyorsun ödevin sonuna. Ama sen eğer bunu kullanırsan ve ödev dosyanda bu olursa senin ödev noktası diyelim. Sen bu ödev noktasındaki bütün verilerini kaybedersin. Onun yerine sadece bittiği görürsün. Geçmiş olsun. Ama sen eğer şöyle yazarsan sorunun echo bitti. İki tane kullanırsan bu gider bunun varsayın olarak yanlış hatırlamıyorsam en sonuna yazması lazım ama aynen en sonuna gider bunun bitti yazar. Ama kimya bize gitti kardeş bunu kullanmayabilmeyen neden şu yukarıdakini yapmaz? Sınava çalışıyoruz örnek olsun diye söyledim canım. Sen çok uç noktada bir örnek verdin de. Verdim aynen akılda kalacağız. Anladım kimse yapmasın diye bu üzerini kullandın. Aynen yok yapsınlar çok kullanış aslında. Bu cat ne işe yarıyor? Cat de... D4 mesela bu nereden görüşecek? Buradan neye görüşecek? Bir dakika şu iki tane yaparsan ne işe yarıyor? Sonuna mı yazıyor? İki tane yaparsan dosyayı şey yapıyor. Var olan dosyanın içindeki verileri bırakıyor. Onları ellemiyor. Üzerine ekleme yapıyor. Üzerine derken altına, üstüne, sağına, soluna. Yanlış hatırlamıyorsam en sonuna. Yani dosyanın en sonuna ekleme yapıyor. Ama işte bir derleyip görmek lazım. Öyle daha güzel olur. Ne söylüyor ki? Ne var? Halledeceğim onu. Halledeceğim. Şimdi cat ne yapıyor ona bakalım. Şimdi burada mesela sen cat D4 dediğin zaman bu D4 dosyası bir TXT dosyasıysa içindekileri gösterir. Aslında cat her şeyi gösterir. Öyle bir kötü yanı var. Hadi canım. Sen executable bir dosyayı mesela sen a.out diye bizim executable dosyamız çıkıyordu ya. Evet. Cat net bunu dediğin zaman bunu gösterirsen ama sen buna anlam veremezsin. Çünkü o bilgisayarın yorumlayabileceği bir şey. Yani anlamsız şeyler görürsün yani. Yani çıktı verir yani. Ama sen mesela cat işte readme dosyası olsun bir tane. readme.txt olsun atıyorum. Bunun içinde ne varsa bunun hepsini gösterir sana. E şimdi burada da D4'ü yaşayalım. Mesela biz burada ne yaptık? D1'in içine dosyayı attık değil mi? Şimdi sen cat D4 demiş burada ama cat D1 deseydin dosya 1'i görürdün içinde yazanı. Şimdi burada ne yapmış? Biz bir bakalım. İçeriği gelmiş burada. Efendim? İçeriği gelmemiş, adı gelmiş. Zaten dosya 1 bir isim. String yani. Aynen. Mesela Halil yazardın, Mustafa yazardın buraya. Buraya onu atardı içine. Yani cat D4'ten gelmemiş değil mi bu? Cat D4'ten gelmemiş bu. Hayır. Şu an bakalım ona, devamına bakalım. Çünkü devamından anlatıyor muhtemelen. Bir tane de D2 dosyası oluşturmuş. Yani dedim yani size D1 dosyası varsa D1 dosyasının içinde ne varsa siler onun yerine dosya 1 yazar dedim. Hı hı. Ya da buradaki neyse. Ama eğer D1 dosyası yoksa D1 dosyası oluşturur. D2 dosyası yoksa D2 dosyası oluşturur içine dosya 2 yazar. Cat D3 dediğin zaman bak ne diyor? No such file or directory. Niye? Çünkü böyle bir dosya yokmuş bu dizinde. Hı hı. Bak ne yapmış arkadaş? Cat D1, D2, D3 1, D4'e ver demiş.
Bu demek şunu demiş, istemiş. 0, 1, 2. Bu bizim standart neyimiz oluyordu ya? Şunlardan şu STD error olması lazım. Şu STD out olması lazım. Şu da STD in olması lazım. Bunu bir bakalım da ondan sonra anlatalım ya. Bakalım. Emin değilim. Yine iç zaten. Diğerine mi? Neyse yani şunlardan yani şu biri demesinin sebebi şu. Cat dediğin zaman sen normalde dosya bir şeyi ekrana yazar değil mi? Evet. Yani onun normalde oydu. Ama sen diyorsun ki bunun işte cat bunu yap ve sonra bunun işte bir neyse STD out ser. Yani standartta ne yapıyorsa bu çıktı olarak. Atıyorum cat dediğin zaman dosyayı gösteriyor değil mi? Hı hı. Ama eğer dosya bulunmazsa ne yapıyor? Bak no such file or directory yazıyor değil mi? Bu ne? Bu da bunun redirection'ı. Yani cat'te eğer dosya bulamazsan sisteme 0, 1, 2'den birisini verecek ve error olarak da 2'yi veriyor mesela. Anlamadınız, anladım. Anladınız mı? İyi. Yani mesela bu ne yapıyor? Cat D1, D1, D2, D3'ün standartta artık çıktısı ne veriyorsa. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeş. Bu işte bir STD out olması lazım. STD out'a D4'ü veriyor. Ve STD out da dediğim gibi muhtemelen de STD out. STD out'u çıktısı neydi bunun? Şey, cat dediğin zaman sen bunu ne yapıyordun? Dosyanın içindekileri görüntüyordun değil mi? Evet. D1'in içinde ne var? Dosya 1 yazıyor. D2'nin içinde ne var? Dosya 2 yazıyor. D3 öyle bir dosya yok. Sen bunu parametre olarak işte 1 yani bunun çıktısını, STD out çıktısını D4'e ver dediğin zaman gidiyor D4'ün içine dosya 1 yazıyor, dosya 2 yazıyor. 3'e ne yazıyor peki? 3 yok gerçi. Şu 2. 2 ne? D5. Yani diyor ki burada diyor eğer bir hata varsa diyor hata mesajı. Hani hataları da 2 ile veriyorduk ya, 2 ile gösteriyorduk ya. Hata mesajı varsa D5'e yaz. Hata mesajı ne olacak? D3 diye bir dosya yok. Evet. Onu da gidip bunun içine yazıyor. Anladım. Teşekkür ederim. Şöyle. Bunu da burada kahvaltı alırız. Teşekkür ederim. Tamam kardeş. Bir dakika. Çünkü bir kapatma. Ben de bir şey yaparım. Ortam böyle arkadaşlar.